Jantın durumu içler acısı çünkü toplamda 1890 kilometrelik bir balata tozu var orada. Uzaktan bakınca zaten kirli gözüküyor da bir de yakından bakın. Fena. Şöyle bir ürün buldum. Koşu yolunda Shell bayisinde gördüm bunu tesadüfen. Fırsat bu fırsat diye de aldım. Üzerinde acid free yazıyor ve quick action diyor. Yani hızlı tepki gösteriyor ve asit içermiyormuş. Bir bakalım pH değeri nedir ne değildir. Ürünün rengi böyle. Değişik. Koku varla yok arası. Yani rahatsız edici bir durum yok. Bir bakalım. Şöyle bir sonuç çıktı. Böyle ilk tabloda gözükmüyor. pH 7'ye kadar olan tabloda gözükmüyor. Ama pH daha çok pH 9'a benziyor. Hatta pH 8 ile pH 9 arasında bir değer olabilir. Yani nötr değil. Çok bazik de bir ürün değil. Bakalım ne sonuç verecek. Hava da sıcak bir yandan. Ne biçim bir Ekim ayı geçiriyorsak. Bu gördüğünüz üzere yüzeyde çabuk kuruyacak gibi gözüküyor. Lakin hava sıcaklığı şu anda 31 derece. Saat 4.30 bu arada. Bu saatte bu derece. Anlaşılan o ki benim elime fırçayı almam lazım. Bir de fırçayı ıslatırsam çok iyi olacak. Thank you.
dediğim gibi çok çabuk kuruyor maalesef. Yüzeyde hemen su tutmam lazım. O yüzden de birazcık geriye alacağım. Buradan bakınca fena gözükmüyor. Bir de test yapalım. Bakalım. Tertemiz. Makyaj bedi. Tertemiz. Gayet iyi. Diğer lastikte de sadece ürünü sıkıp biraz bekleyip hemen su tutmayı planlıyorum. Gerçi pek işe yarayacağını zannetmiyorum ama olsun, yine de bir deneyelim. Buradan bakınca temiz gözüküyor ama pek durum öyle değil. Hadi bir test yapalım. Aslına bakarsanız 1890 kilometrenin balata tozunu bu şekilde temizlemek bence yine ürün için hiç fena sayılmayacak bir sonuç olarak düşünülebilir. Ki bence öyle gözüküyor. Jantta da bir koruma olmadığını düşünürsek. Ama fırçayla kullanılması, fırça, sünger kullanılması tavsiye edilir. Bu ürünle benlik bugünlük bu kadar.